son yarışları İstanbul'da başlıyor. Hız, cesaret ve yeteneği bir potada eriten Türkiye Drone Ligi kurucuları TV8.5 izleyenlerine drone sporunun merak edilenlerini anlattı. Drone Ligi Türkiye'de drone'u sevdirmek ve geliştirmek için bizim planladığımız üçümüzün ortak bir projesi. Bunun içinde 6 tane bacağı var Türkiye Drone Ligi'nin. İşte, marka ürünleri, pistleri, yarışları, eğitim bacakları. Bu hafta hatta üniversitelerde gezmeye başlıyoruz. Drone'u öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü drone Türkiye'de 40 bin adet bulunan ve geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bir şey. Son 2 yıldır da dünyada hızla gelişmekte. 7 milyon drone uçuyor şu anda dünyada. 3 yıl içinde 30 milyon drone olacak. Mart ayında İstanbul semalarında drone'lar uçacak. Türkiye uluslararası platformda düzenlenen drone yarışmasına ilk kez ev sahipliği yapacak. Peki nedir bu drone sporu diye soranlar için Drone Ligi kurucularından Can Tayfun anlatıyor detayları. Yarış dronları manuel kumandalı, bildiğiniz yarış arabası aslında. Geleceğin F1'i deniyor bunlara. Türkiye Drone Ligi'nin amacına gelince, hem bu işin gelişimine yardımcı olmak, çünkü her yarışta, formülada da öyledir, her yarışta bir şey eklenir. Ne bileyim, ABS sistemi ilk formülada kullanıldı, direksiyondan vites ilk defa formülada kullanıldı. Burada da bu gelişen teknolojiyle dronlar daha ne kadar hızlanırlar, daha ne kadar çevik olabilirler, onları test etmeye çalışıyor pilotlar. Dünyada 70 ülkede organize edilen drone sporlarının 2017 yılındaki macerası Acun Medya desteğiyle TV8.5 ekranlarında olacak. 6 bacağın ilk bacağı İstanbul'da, ilk etabı 11 Mart'ta. Herkesi bekliyoruz. Son yılların en hızlı gelişen sporu Drone Ligi yarışları bu yıl 18 Mart Cumartesi günü TV8.5'taki ilk yayınıyla spor severlere çeşitli sürprizlerle merhaba diyecek. TV8.5'ta bir televizyon programı olarak yayınlanacak. 18 Mart'ta bunun yayın tarihi. Drone sporu pilotları da yarışlar için fazlasıyla heyecanlı. Gerçekten uçuyorsunuz aslında. Gerçekten. Evet. Gözlükler o anda gözünüzde. Evet. Görüntü canlı olarak aktarılıyor. Ve gecikme de yok. Gerçekten drone'un içinde uçuyormuşsunuz hissi var.